Evet, olumlu kararına karşı dava açıyoruz. Bayramiç, Çan ilçelerinde Dengiz Holding tarafından gerçekleştirilmek istenen ve onlarca köyü etkileyecek olan Halil Ağa Bakır ve Altın Madeni projesi için tüm itirazlarımıza ve halkın tepkilerine rağmen 26 Temmuz 2021 tarihinde ÇED olumlu kararı verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu kararına karşı Kaz Dağları Ekoloji Platformu'nun organizasyonu ile dava açıyoruz. Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Çanakkale Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği gibi 6 kurumsal davacı dışında bölgede yaşayan 82 vatandaşımız da davacı oldu. Cengiz Holding söz konusu projeyi 2019 yılında Kanadalı Liberty Gold'dan 55 milyon dolara devralmıştı. Proje kapsamında bakır ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi var. Projenin işletme ruhsat alanı çok büyük. Yaklaşık 5166 hektar. Yani 51.660 dönüm. Proje süresi 15 yıl ve patlamalı açık ocak şeklinde işletilmesi planlanıyor. Proje süresince 90 milyon ton cevher ve 105 milyon ton pasa üretilecek. Yani 15 yıl boyunca dinamitle patlatma yapılacak ve civar köyler, tarım alanları ve ormanlar toza bulanacak. Projeden Hacı Bekirler, Muratlar, Halil Ağa, Yanıklar, Osmaniye, Yaylacık ve civardaki diğer köyler etkilenecek. Proje Hacı Bekirler köyüne yalnızca 750 metre mesafede bulunuyor. Proje arazisi orman ve şahıs arazilerinden meydana geliyor. Projenin gerçekleşmesi durumunda bölgedeki köylerin suyunu kurutacak. Henüz başlangıç aşamasında ÇED alanı içinde kalan 540 hektar yani 5400 dönüm ormanı, 43 hektar yani 430 dönüm tarım alanını yok edecek. Proje alanı sonra daha da büyüyecek. Şimdiden proje için köylülerin tarlaları kamulaştırma tehdidiyle tebligat gönderilerek ellerinden alınmaya çalışılıyor. ÇED alanı içerisinde ve hemen 100 metre yakınında arkeolojik sit alanları var. Kültürel varlıklarımız da tehdit altında. Ezine ve Bayramiç tarım alanlarını sulayan Bayramiç Barajı ÇED alanına sadece 13.8 kilometre mesafede. Tüm tarım alanları, su kaynakları, siyanür, sülfürik asit, arsenik ve diğer kimyasallar ve ağır metallerle kirlenme tehlikesiyle karşı karşıya. Mimarlar ve Hacı Bekir, Muratlar ve Hacı Bekirler köylerinin içme suyu kaynakları proje alanı içerisinde bulunmakta. Yani bu köylerin sularına el konulacak. Geçtiğimiz yıl iklim krizi nedeniyle susuzluk çekilen köylerde su kaynakları Cengiz Holding'e tahsis edilecek. Akıncı Deresi, Bostanlık Deresi, Koca Dere, Asmalı Deresi projeden olumsuz etkilenecek. ÇED raporuna göre proje alanlarının 5'i endemik, 269 bitki türü, 42 memeli hayvan türü yaşıyor. Alamoz Gold yetmezmiş gibi şimdi de Cengiz Holding Kaz Dağları'nı yok etmek istiyor. Tema Vakfı'nın Nisan 2020'de yayınladığı Kaz Dağları ve yöresinde madencilik başlıklı rapora göre Biga Yarımadası'nın %79'u metalik madencilik için ruhsatlandırılmış durumda. Tüm bu projelerin gerçekleşmesi durumunda Kaz Dağları ortadan kalkacak, yaşam yok olacak. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye tarihinin en büyük, en acılı yangın orman yangınlarını yaşadık. Ardından da Karadeniz'de yüzlerce canımızı bizden alan selleri yaşadık. Vahşi kapitalizmin kar ve rant uğruna uyguladığı politikalar sonucu iklim krizi tüm gerçekliği artık yaşamlarımızı derinden etkiliyor. Ekosistem dengelerini alt üst ediyor.
iklim krizini daha da derinleştirecek hiçbir proje ve faaliyete ve bu faaliyetlerin yol açacağı yıkımlara tek bir ağacı bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Cengiz Holding'i Türkiye kamuoyu yakından tanıyor. Millete ettiği küfürler unutulmadı. Artvin, Nurgul Bakır Madeni ve Celattepe Altın Madeni projesinde nedeniyle çevreye ve insan sağlığına verdikleri zararlar kamuoyunda biliniyor. Cengiz Holding aynı şekilde yine İkizdere'de eşsiz ekosistemiyle koruma altına alınması gereken Eskencidere Vadisi'nde halkın haklı direnişine rağmen taş ocağı projesiyle yıkım yaratmaya devam ediyor. Karadeniz'de, kuzey ormanlarında doğayı talan eden ve kirleten ve beşli çete olarak ülkemizin tüm kaynaklarını sömüren Cengiz Holding'in Kaz Dağları'nda aynı anlayışla hareket edeceğini ve Kaz Dağları'nın havasını, suyunu, toprağını zehirleyeceğini biliyoruz. Aramas Gold'un Kirazlı Altın Madeni projesine karşı tüm Çanakkale halkının ve Türkiye'nin verdiği mücadele sonucu Kirazlı projesi iptal edildi. Birlikte başardık. Aramas Gold'u nasıl durdurduysak Cengiz Holding'e karşı da tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Ülkemizin her yerinde, Artvin, Cerattepe'de, İkizdere'de havamızı, suyumuzu, toprağımızı yok eden Cengiz Holding'i Kaz Dağları'nda durduracağız. İktidarın ve sermayenin rant ve talanına dayalı madencilik politikalarını boşa çıkaracağız. Kaz Dağları sincaplarındır. Kaz Dağları'nın üstü altı üstünden değerlidir. Defol Cengiz. Teşekkür ediyoruz.